Merhaba arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте, мы начинаем наш урок. Один, первый, два, второй, три, третий, четыре, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Седьмой урок. Yedinci ders. Arkadaşlar, bugünkü dersimizde 7. dersin 9. bölümünü işliyoruz. Bu 7. dersin son bölümü. 8. dersin başlangıç kısmında olan tekrarı da alarak 7. dersin son bölümünü tamamlıyoruz. Повторение мать учения. Tekrar öğrenmenin anasıdır. Bu dersimizde kitaplar konusunu, 7. dersin okuma parçalarını ve 8. dersin başlangıç kısmında olan tekrar bölümünü işliyoruz. Kitaplarla başlayalım arkadaşlar. Господин. Господин. Daha çok resmi yazışmalar ve konuşmalarda kullanılır. Soyadıyla birlikte kullanılır. Erkekler için kullanılır. Örneğin Господин Иванов gibi. Sovyetler Birliği döneminde resmi bir ifade şekliydi. Daha sıklıkla kullanılırdı eski dönemlerde. Günümüzde çok yaygın olarak kullanılmıyor. Aynı şekilde kadın karşılığı госпожа, госпожа, hanımefendi, hanım diye çevirebiliriz. Bir öncekini de beyefendi, bay, bayım, bey olarak çevirebiliriz, anlayabiliriz. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Daha çok resmi yazışmalar ve konuşmalarda kullanılır. Soyadıyla birlikte kullanılır. Госпожа Иванова gibi. Молодой человек bir aslında sıfat tamlaması gördüğünüz gibi. Молодой genç, человек insan, adam, genç insan gibi. Ancak Türkçe'ye düzgün çeviride bunu delikanlı olarak çevirmek daha uygun olacaktır. Tanımadığımız kişileri çağırırken Молодой человек diye hitap edebiliriz, çağırabiliriz. Bu garsonlar, yer göstericileri gibi genç insanlar için de kullanılabilir. Девушка kız demek. Aynı şekilde tanımadığımız kadınlara seslenirken, genç kadınlara seslenirken девушка ifadesini rahatlıkla kullanabiliriz. Türkçe'de kaba gibi dursa da bu bir kültürle ilgili bir şey. Onlar da çok kaba bir ifade değil. Sonra женщина orta yaş kadınlar için kullanılır. Мужчина orta yaş üzeri erkekler için kullanılır. Yine hitapta, çağırmada kadın ya da erkek Türkçe'de pek kullanılmaz ama Rus kültüründe bu olağan bir durumdur. Дедушка daha önce öğrenmiştik. Dede anlamında kullanıyorduk. Ancak aile ilişkisi olmasa da küçük çocuklar kendilerinden çok çok büyüklere дедушка, dedeciğim gibi ifadede bulunabilirler, çağırabilirler. Aynı şey бабушка için de geçerli. Hem annenin hem babanın annesi için yani nine ifadesi için kullanıldığı gibi kendilerinden çok yaşlı, akrabalık ilişkisi olmayan kadınlar için de бабушка, nineciğim ifadesi kullanılır. Тетя, дядя Türkçedeki gibi teyze, hala, dayı, amca yerine kullanılır. Yine tanımadığımız akrabalık ilişkisi olmayan kişiler için de teyze, dayı, amca gibi ifadelerde kullanılabilir. Мальчик olan çocukları çağırmak için kullanılır. Мальчик kız çocukları çağırırken девочка, девочка diye çağırabiliriz. Ребята çocuklar demektir. Karışık olabilir. Erkek, kız ya da sadece erkek, sadece kız olabilir. Hepsini de ребята diye seslenebiliriz. Doktor, tıp mesleğinde kullanıldığı gibi bizdeki hocam, üstad anlamında da doktor kullanılır. Tavariş, Sovyetler Birliği'ndeki resmi söylem.
Bütün herkes birbirine hitap ederken önünde isminin ya da mesleğinin önünde tavarış, yoldaş demek zorundayken artık bu neredeyse hiç kullanılmıyor. Ancak Rus ordusunda yine resmi ifade şekli bu birbirine hitap ederken kullanıyor Rus askerleri. Kollega meslektaş, kollegi meslektaşlar. Yine cinsiyeti yok burada. Kollega hem kadın meslektaş hem de erkek meslektaş olabilir arkadaşlar. Parçadan önce bir bakalım. Davay paydiom. Haydi gidelim. Bunun üzerinde daha sonra duracağız arkadaşlar. Şimdilik böyle ezberleyelim kalıp olarak. Davay paydiom. Okunuşuna vermiş bakın. Davay paydiom. Paydiom. Hadi gidelim. Paftari, paftariti. Paftari tekrar et. Paftariti tekrar ediniz. Ya da tekrar eder misiniz diye anlayabiliriz. Paftariti. Bakın iti. Dazaftra. Yarın görüşmek üzere. Do edatı aslında Pridlojni düzeltiyorum. Raditlin padej gerektirir. İnhali yani e kadar, a kadar anlamı vardır. Ancak bu şekilde çevirirsek düzgün bir çeviri olmaz. Zaftra, yarın görüşmek üzere en güzel çeviri olur sanırım. Alo, Victor, privet, eta lukun. Privet lukun, как дела? Спасибо, хорошо. Ты знаешь, что завтра экскурсия? Ты знаешь, что завтра экскурсия? Yarın bir gezi olduğunu biliyor musun? Какая? Hangisi? Nasıl bir gezi? Московский Кремль и Красная площадь. Moskova Kremlini, kalesi yani ve Kızıl Meydan. Da, знаю, знаю, вечером. Evet, biliyorum, biliyorum, akşamleyin. А ты не знаешь, сколько стоит эта экскурсия? Pekala, biliyor musun bu gezi ne kadar? Ne demiştik? Ruslar bilmiyor musun diye soruyorlar. Znaeş diye de sorabilir. Burada olduğu gibi. Znaeş, şıto zavta ekskursiya. Ya da daha sıklıkla olumsuz. Atını znaeş. Skolka stoit eta ekskursiya. Örneğinde olduğu gibi olumsuz da kullanabilir. 15 rublei. 15 ruble. Niçin rublei? 5'ten 20'ye kadar rubleydi. Olka. Ne kadar? Aftari pajalista. Tekrar et lütfen. 15 рублей. 15 рублей. Как ты думаешь, это дорогая экскурсия? Bu kalıbı ezberleyin arkadaşlar. Hem günlük kullanımda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalıp olarak ezberlediğiniz için bunu doğaçlama söylerken bir sonraki cümleyi düşünebilirsiniz. Как ты думаешь? Ne düşünüyorsun? Это дорогая экскурсия? Bu pahalı bir gezi mi? Думаю, что не дорогая. Sanırım ki pahalı değil. Sanırım ki pahalı değil. Потому что это большая интересная экскурсия. Çünkü bu büyük ve ilginç bir gezi. Moskovski Kreml очень большой. Moskova Kremlini çok büyüktür. Там красивые старые здания. Orada büyük, düzeltiyorum, orada güzel eski binalar vardır. Tak. Yani öyle anlamları olabilir. Tak, ne dragaya, pahalı değil, alışaya, büyük, interesnaya ekskursiya, ilginç bir gezi. Хорошо, давай пойдем. Pekala, hadi gidelim mi? Конечно, пойдем. Elbette gidelim. Da завтра, da завтра. Yarın görüşmek üzere. Давай пойдем. Конечно, пойдем konusunda soru da olabilir. Cevap da 8. derste göreceğiz arkadaşlar. Buraya geçmeden bir öncekinde benim okuduğum gibi hepsini okuyun arkadaşlar. Okumanız bittikten sonra, konuyu anladıktan sonra, bütün kelimeleri, kalıpları ezberledikten sonra buraya geçin ve buradan çeviriyle konuşun arkadaşlar. Evet, 8. dersin başlangıç kısmında olan 7. dersin tekrar konusuna da şöyle bir bakalım. Bundan sonraki dersimizde doğrudan 8. dersin dil bilgisiyle, konuşmasıyla
Devam edelim. Mnravitsa. Benim hoşuma gidiyor, hoşuma gitti. Bakın, işaret. Etat starý park. Erkek. Bu eski park. Etat interesný rozkaz. Bu ilginç hikaye. Etat síný karandaş. Bu mavi kalem. Ya da tarafsızsa. Eta dişovaya palto. Bu ucuz palto. Eta malinkaya akno. Bu küçük pencere. Eta haroşeye pismo. Bu güzel mektup. Erkek ve tarafsız olarak bakın. Dişlere bakalım. Вам нравится? Sizin hoşunuza gitti mi? Gidiyor mu? Это красивая девушка. Bu güzel kız. Это большая комната. Bu büyük oda. Это хорошая книга. Bu iyi kitap. Güzel kitap da diyebiliriz. Bakın. Это, это, это. Olsa nasıl olacak? Вам нравится? Это новые дома. Bu yeni evler hoşunuza gitti mi? Эти дорогие часы, bu değerli saat hoşunuza gitti mi? Эти интересные люди, bu ilginç insanlar hoşunuza gitti mi ya da gidiyorlar mı? Sayıları ben biraz geç okuyacağım, bir hatırlayın arkadaşlar. Один, одиннадцать, двадцать один, двадцать один, одиннадцать один. Два, двенадцать, двадцать два. Двадцать два, двенадцать, два. Три, тринадцать, двадцать три. Двадцать три, тринадцать, три. Bu şekilde diğerlerini tamamlayın arkadaşlar. Красивая девушка. Güzel bir kız. Это красивая девушка. Bu güzel kız. Bakın, bu güzel kızdır değil. Bu güzel kız. Мне нравится эта красивая девушка. Bu güzel kız hoşuma gitti. Durdurun ve konuşun. Konuşamıyorsanız tekrar ön yansıya gelip ezberleyin arkadaşlar. Нравится. Вам нравится. Вам нравится парк? Вам нравится этот парк? Вам нравится этот старый парк? Вам нравится этот старый московский парк? Okuyun. Hatasız ezberlediğinizi düşündüğünüzde bir sonraki yansıya geçip konuşun arkadaşlar. Родной город. Мой родной город. Это мой родной город. Потому что это мой родной город. Мне нравится Москва, потому что это мой родной город. Durdurun ve konuşun. Evet, 8. dersin başında demiştim. Bakalım şimdi bir. Пойдем. Gidelim mi? Gidelim. İki anlama da gelebilir. Sen diye konuştuğumuz kişiye söyleriz. Пойдемте, siz diye konuştuğumuz kişiye söyleriz. Yine aynı anlamlara gelir. Demek ki hem gidelim mi hem de gidelim. İlk söyleyen kişinin söylediğini gidelim mi diye çevirebiliriz. Daha sonra onaylayan kişiyi gidelim diye çevirebiliriz. O şekilde anlayabiliriz. Пойдем ve пойдемте ikisi de kibar ifadelerdir. Buna benzeyen daha çok gençlerin kullandığı bir ifade daha var arkadaşlar. Duymuşsunuzdur. Taşlı ya da tek erkek ben kaçtım gittim diyorsa пошёл. Шёл. Пошёл. Kadınsa bu пошла. Пошла. Burada çoğulunu aldım ben. Пошли. Kaçtık, bittik gibi çevirebiliriz. Ya da gidelim mi sorusuna cevap olarak da verilip gidelim anlamı da söylenebilir. Пошли. Burada yazmışım.
idiom ifadesi hem soru cümlesi gibi hem de cevap gibi kullanılır. Nitekim parçamızda da böyle geçmişti. Davai paydiom. Tamam, gidelim mi? Kaneshna paydiom. Elbette gidelim. Elbette gidelim. Kaneshna paydiom. Mne nravitsa et krasivye chasy. Bu güzel saat benim hoşuma gitti. Дайте, пожалуйста. Verin lütfen. Пожалуйста. Буйрун. Ты думаешь? Ne düşünüyorsun? Bakın Ruslar nasıl diyor her seferinde söylüyorum. Kalıp olarak ezberleyin. Как ты думаешь? Сколько стоит эта старая книга? Bu eski kitap ne kadar? Ne düşünüyorsun? Я не знаю. Bilmiyorum. Мне нравится этот журнал. Bu dergi hoşuma gitti. Какой? Hangisi? Новый мир. Yeni hayat veya yeni barış. Yeni dünya gibi anlamları var arkadaşlar. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Как ты думаешь, это интересный фильм? Ne düşünüyorsun? Bu ilginç bir film mi? Какой? Hangisi? Американская дочь. Amerikalı kız. Amerikanski sıfat kız. Dişi. Amerikanskaya дочь. Amerikalı kız. Думаю, что интересный. Sanırım ki ilginç. İlginç olduğunu sanıyorum. Давай пойдем. Hadi gidelim mi? Конечно, пойдем. Elbette, gidelim. İyice okuyun, ezberleyin arkadaşlar. Daha sonra konuşun. Это твоя книга. Bu senin kitabın mı? Какая? Hangisi? Старая Москва. Eski Moskova. Мне нравится этот большой телевизор. Bu büyük televizyon benim hoşuma gitti. Да, красивый. Evet, güzel. Yani bir onay anlamında. Да, красивый. Evet, güzel. Yani benim de hoşuma gitti. Durdurun ve konuşun. Bakalım şimdi arkadaşlar. Ne sorarsınız? Nasıl sorarsınız? Alttaki cevaba bakın. Эта ручка стоит 10 рублей. Эта ручка стоит 10 рублей. Bu kalem 10 ruble. Nasıl sorarız? Evet. Сколько стоит эта ручка? Bir altına bakalım. Мне нравится этот город. Bu şehir hoşuma gitti, gidiyor. Потому что он большой и красивый. Çünkü o büyük ve güzel. Nedenini soracağız. Почему тебе нравится этот город? Sadece burayı тебе ya da вам diyebiliriz. Niçin sizin hoşunuza gitti? Niçin senin hoşuna gitti? Почему тебе нравится этот город? Почему вам нравится этот город? Это дешевые билеты. Bunlar ucuz biletler. Bunlar nedir? En basit olur. Что это? Ya da bunlar nasıl biletler diyebiliriz. Какие это билеты? Какие çoğul çünkü. Это билеты. Bakalım. Мне нравится этот фотоаппарат. Этот фотоаппарат маленький. Bu fotoğraf makinesi benim hoşuma gitti. Bu küçük olan fotoğraf makinesi. Hangi fotoğraf makinesi sizin hoşunuza gitti? Какой фотоаппарат тебе нравится ya da какой фотоаппарат вам нравится diyebiliriz. Devam ediyoruz. Я думаю, что это интересный фильм. Bunun ilginç bir film olduğunu düşünüyorum, zannediyorum. O kalıp olarak ezberlediğimiz vardı arkadaşlar. Ne diyoruz? Как ты думаешь? Это интересный фильм. Ne düşünürsün? Bu ilginç bir film mi? Я думаю, что это интересный фильм. Bunun ilginç bir film olduğunu düşünüyorum. Это гостиница Москва. Burası Moskova Oteli. Hangi otel olduğunu soracağız. Buyurun. Evet.
Kakaya eta gastinica. Kakaya eta gastinica. Bu hangi otel? Mne nravitsa etat slovar. Bu sözlük benim hoşuma gitti. On ochin balshoy. O çok büyük. Hangi sözlük senin hoşuna gitti ya da sizin hoşunuza gitti? Kakoy slovar tibe nravitsa. Ya da kakoy slovar vam nravitsa. Bir altına bakalım. Mne nravitsa jurnal sport. Spor dergisi benim hoşuma gitti. Aynı şekilde hangi dergi sizin hoşunuza gitti diyebiliriz. Buyurun. Evet. Kakoy jurnal tibe nravitsa. Kakoy jurnal vam nravitsa. Durdurun. Biraz önce yaptıklarımızı konuşun arkadaşlar. Evet, diyaloglara bakalım. Diyalog, diyalogi. Diyalog, diyalogi. Tekil, çoğul. Sondaki G'yi K gibi okumaya dikkat edin. Dapolnite diyalogi. Diyalogları tamamlayınız, doldurunuz. Mne nravitsa eti stihi, patamu što eta krasivye. Evet, yine sonuç istiyor. Nedenini soruyoruz. Почему тебе нравится эти стихи? Почему вам нравится эти стихи? Güzel. Эта книга стоит 20 рублей. Bu kitap 20 ruble. Bu kitap ne kadar? Artık ezberlemiş olmanız gerekir. Evet. Сколько стоит эта книга? Я не знаю, сколько стоит эти очки. Bu saatin, düzeltiyorum, bu gözlüğün ne kadar olduğunu bilmiyorum. Demek ki biliyor musun diye soracağız. Ya da bilmiyor musun? Rusların daha sıklıkla kullandığı gibi. Evet. Ты не знаешь, сколько стоит эти очки. Güzel. Да, мне нравится русский язык. Evet, Rus dili. Rusça diye serbest çeviri söyleyebiliriz. Hoşuma gidiyor. Diyeceğiz ki Rus dili sizin hoşunuza gidiyor mu? Çünkü evet demiş. Тебе нравится русский язык? Ya da вам нравится русский язык? Bir altına bakalım. Нет, мне не нравится этот фильм. Bu sefer de olumsuz cevap vermiş. Bu film benim hoşuma gitmedi. Gitmiyor. Bu film sizin hoşunuza gidiyor mu? Senin hoşuna gitti mi? Тебе нравится этот фильм? Ya da вам нравится этот фильм? Нет, мне не нравится этот фильм. Devam ediyoruz. Ты знаешь, что завтра урок? Знаешь, что завтра урок? Yarın ders olduğunu biliyor musun? Evet. Basitçe söyleyebiliriz. Да, знаю. Да, я знаю. Да, знаю, что завтра урок. Gibi cevaplar verebilirsin. Ne bakalım? Как вы думаете, сегодня холодно? Ne düşünüyorsunuz? Bugün hava soğuk mu? Я думаю, не холодно. Evet, düşünüyorum, zannederim soğuk değil diyebilirsiniz. Я думаю, что сегодня холодно diyebilirsiniz. Я думаю, сегодня холодно diyebiliriz. Bir altına bakalım. Как вы думаете? Ne düşünüyorsunuz? Moskva красивый город. Moskova güzel bir şehir mi? Да, красивый diyebiliriz. Да, Москва красивый город diyebiliriz. Я думаю, Москва красивый город diyebiliriz. Я думаю, что Москва красивый город diyebiliriz. Birçok şekilde kısa ya da uzun artık cevap verebilirsiniz arkadaşlar.
Zakończyć predложenie. Cümle. Predложenie cümleler. Zakończyć tamamlayınız. Bitiriniz daha doğrusu. Zakończyć. Mne nравится это. Tarafsız için. Etat. Erkek. Eta. Eti. Buraya herhangi bir şey yazın. Sonra da niçin hoşunuza gittiğini yazın arkadaşlar. Mne nравится это. Bu benim hoşuma gitmedi. Biraz önceki gibi erkek kişi, tarafsız, çoğul bir şey söyleyin. Patamışto çünkü şundan dolayı hoşuma gitmedi. Normal bir cümle ekleyin. Как ne düşünüyorsunuz deyip bir şey soruna ekleyin arkadaşlar. Bir konu hakkındaki fikrini sorun arkadaşınıza. Как ya da вы знаете, biliyor musunuz deyip bir şeyi bilip bilmediğini sorun arkadaşlar. Bunlar bize konuşmada pratiklik kazandırırlar. Beynimiz bunları direkt söylerken aslında başka bir şeyi de peşinden ne söyleyeceğimizi düşünür, bize zaman kazandırır. Önümüzdeki ders arkadaşlar, 8. derse başlayacağız ve artık fiiller konusunu işleyeceğiz. Fiiller konusu önemli. Ben arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum. Eğer 100 kelime ezberliyorsanız bunun 70'i, 80'i ister doğrudan fiili ezberleyin, isterse bir diyaloğun içinde ezberleyin, isterse bir cümlenin içinde ezberleyin ama mutlaka büyük bir 7. dersimizi burada bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz 8. ders. 8. derste ilk olarak fiiller konusunu işliyoruz. Fiiller önemli. Arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum. Eğer 100 kelime ezberlemişseniz bunlardan 70'i 80'i fiiller olsun. İster tek tek fiilleri ezberleyin, isterseniz bir cümle içinde, bir diyalog içinde ezberleyin ama mutlaka fiiller ezberlediğiniz kelimelerin içinde çoğunluğu oluştursun arkadaşlar. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.